assalomu alaykum qadrli til ixlosmandlari qalaysizlar yaxshimisizlar do'stlar sizlar bilan turk tili darslari davom etamiz bugungi darslarimizni arkadashlar darslarimizni bashori qadrli do'stlar yoshlar ishlari agentligi doirasida amalga oshirilayotgan ibrat farzandlar loyihasidagi turk tili darslarini davom etamiz bugungi darsimizda biz sizlar bilan nimalarni o'rganamiz qadrli do'stlar bugungi darsimizda biz sizlar bilan var yo'q qulanimlari Yani bu kullanım şekli e, kanday ve kaçan kaç şekilde işletilirdi. Bu albatta C1 derecesi, C2 derecesi üçün işletilirken dersler. Evet arkadaşlar, burada bu kalıp bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediğini aktarmak için kullanılır. Bu kalıp cümleye geçmiş zaman anlamını katar. Yani bu yerde mışlık, iyilik eki yok olmak. Yani var yoknu mış şekli bilen kelgen şak, kelgenini bir ile korup çıkamız. Bana bir yerde yetibar Üniversitedeyken çok yemek yapmışlığım var. Bu yemeği ben de yapabilirim. Yani e, üniversitedeyken talabalıkta e, koplap avukat kılgenliklerim var e, Manos'ta. Evet. Yani bu yerde dostlar birincisi nemeyken felge mışlık iyilik eki var yok olmak. mana bularniuh uchidan üç, birini qo'shgan holatda bajaramiz mana bu yerda nima deyilyapti yani, mana universitetda ekan cho'k yemak yapmish lim var bu yerda esa sizlarga ya, yana ham tushunarli bo'lishi uchun qizil harflar bilan yozib ko'rsatilgan. Yani. Evet, ko'rsatilganozamon bu darsda ilgali ya'ni ushbu mashqlar bilan ya'ni ushbu grammatikka bilan bog'liq Maşklanın bir gelide korup çıkamız. Yine bir bar takrarlayayım Miş, lik, iyilik yekige. Yani iyilik ekini miydi? Albatta doğru. İyilik koşumçası. Üç bu koşumçalardan var yok olmak. Üç, üç sözden birini işletişimiz gerek. Sizler bulan kadirlik güzel tutucular. Hazır bir gelide maşklanı ve üç bu örnekler. Yani misallar okali korup çıkamız. Kardeşimin son model akıllı cep telefonları kullanmışlığı henüz yok. Yani hazır geçe işletmeyen manada bu yerde. Evet e, değerli izleyiciler burada Kadırlı Kuzat Uçur'a buyurdu. Belki istemeden yalan söylemişliğim olmuştur. Özür dilerim. Yani istemeden yani yalan yapıp koyan manosta manasında bir gün bile ödevlerimi yapmamışlığım yok. Yani e, bir gün bu olsa vazifelerimi kılma yok. hani kılgenme vazifelerinin vakti da e, kendi manonu bildiradı bu yerde. Evet arkadaşlar siz nasıl bir öğrencisiniz? Tembel öğrenci mi? Çalışkan öğrenci mi? Burada ne diyor? Çalışkan bir öğrenciyim diyor. Tabii ki bizim tüm izleyicilerimiz çalışkan öğrenciler. Çünkü bu dersleri izliyorlar. Ders, öğren ders izleyerek dil öğreniyorlar değil mi? Evet arkadaşlar. Misafirliğe elim boş gitmişliğim olmadı. En azından bir çiçek alırım. Yani e, mihman dostlik ya. Yani ee, boş borma yani en kendi de kolumda bir e, gül bor gül manası evet e, değerli izleyiciler burada neymiş anneciğim senin de gençken eve genç yani geç gelmişliğin oldu mu bu yerde hani geç gelgen vaktlerin oldu mu manası bazen saati unutup sabaha kadar ders çalışmışlığım var bir kere bile kahve yapmışlığım yok sanıyorum beni istemeyecekler ve evde kalacağım. Yani ularga bir martta bolsa ham kahva tayyarlab bermaganma manasta. Bugüne kadar aileme yalan söylemişliğim yok ama onları üzmemek için bu kez mecbur kaldım. Çok sinirlendiğimde telefonumu yere atmışlığım, duvara çarpmışlığım oldu. Evet arkadaşlar tabii ki bu çok kötü. Siz bunu yapmayın, bunu denemek istemeyin evde. Evet e, dedikodu yapmışlığı olmadı mı? Ama benim yanımda Zeynep'in hakkında konuşuyordu. Evet, e, günlerdir aileni aramışlığın olmadı. İşlerini kendin bu kadar çok ver, e, işlerine kendini bu kadar çok vermemelisin. İstemeyerek beni kırmışlığın var. Ama nedense ben sana hiç kızamıyorum. Motosiklet sınavında, Yüz almışlığım var. Ona göre benimle gel istersen diyor. Yani e, ne diyor? Mesela benim İngilizce'den çok iyi seviyede e, yani çok yüksek puan almışlığım var benimle İngilizce yarışmasına girmeye önce düşün. Girmeye önce düşün diyor. Değil mi? Bunun gibi. Onunla tanışmayı çok istiyorum. Acaba sizin konuşmuşluğunuz oldu mu? Evet değerli izleyiciler Bilerek sen çok iyi insan. İşte burada ne yapılacaktı? Ee, yukarıdakilerini doğru bir e, şekilde yap e, tuzuşumuz gerek yedi. yaplarını düzgün halatte sizlerge e, bana bir yerde korsat gelmez. Sen çok iyi bir insansın. Bilerek birini uzmuşluğun yoktur. Keşfedecek İstanbul şeyi çok o tek başına İşte burada karışık yazıyor. İşte bunları biz doğrusunu buraya yazmamız gerekiyor bir yerde aralaştır birliyken doğrusunu bir yerde yazıp çıkışımız kere gel. bir bana bir yerde Sorular buna keltirliyor. İstanbul'u keşfedecek o kadar çok şey var ki onun tek başına gezmişliği var mı? İstemeyerek sesini senin de olmadığı hiç mi yükseltme neden anlamıyorsun beni? Burada nasıl olacakmış? İstemeyerek senin de sesini yükseltmiş yükseltmemişliğin olmadı mı? Neden beni hiç anlamıyorsun? Yani olmadı mı diyen de bu yerde yani buldu şu narsa. Magema'nın düşünme hep sen de yaptı, şubu manoda işletil yaptı. Evet değerli izleyiciler, şimdi buraya kadar var yok kullanımını beraber öğrendik. Tabii ki bunları tekrardan bir bakalım ve siz de buna benzer alıştırmaları yine yapmanız gerekiyor değerli izleyiciler ve tabii ki İbrat Akademi uygulaması. Üzerinden de testleri ve videoları izleyerek, yani testleri çözerek videoları e, izlemelisiniz. <laughs> o videoları izledikten sonra tabii ki her konu üzerinde e, ne vardı? Test var orada. testler kendinizi geliştireceksiniz. Ve o derste siz ne kadar anladığınızı tabii ki, öğreneceksiniz. Değerli izleyiciler sizlerle e, bugün öğrendiğimiz konular neymiş? E, mış iyilik eki. Mış yani egelik koşumçası var yok şekillerini bir geliği de korup çıktık. Uş bu şakillerini albette maşıklar bilen bacarışıngiz kerek albette. Bana bana bir yerde yanı bir board, e, korup çıkamız. Mışlık iyilik eki var yok olmak. E, Bunları Albatta e, siz başkalarda ham çıkış çıkışınız gerek. Değerli izleyiciler e, sizlere yine bir e, ödev vereceğim. Bu ödev ne olacak? Yazma ödevi olacak. Siz kendinize her gün böyle yazma yazarak kendinizin yazma beceriniz geliştirmeniz gerekiyor. Kadılık Güzel Türkçe sizler ki hazır bu dersimiz son gide. E, Uzun giz üde bacarışın giz bir maşık, e, yani yazma vazife bir ama uç bir yazma vazifanı albatta bacarış ingiz gerek. Değerli izleyiciler o zaman size bu yazma ödevim ne olacak? Teknoloji olmasaydı bugünkü hayatımız nasıl olacaktı? Yani teknoloji olmasaydı bugünkü hayatımız nasıl olacaktı? Bununla ilgili bir yazı yazın. Tabii ki en az 250 kelime olması gerekiyor. Değerli izleyiciler kendinize böyle yazı yazarak her gün kendi yazma becerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Tabii ki bu sizin için çok faydalıdır. Sınava girdiğinizde bunu rahat rahat sonra yaparsınız. Değerli izleyiciler, bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.